Öncelikle selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. İyi olmanızı diliyorum. Tabii ki demekle olmuyor. Herkesin kendine göre problem var, sorunu var ama inşallah iyisiniz. Keyifleriniz yerinde. Ben Eyüp Doğan. Papi Malinois TR. Yaşım 35. Aslen Urfalıyım. İstanbul'da yaşıyorum. 15 yaşından beri İstanbul'dayım. Tabii ki farklı işler yaptım ama 15 yıldır hayatımda köpek var. Ve benim çiftlik hayalim çocukluktan kalma. Küçükten beri hayvan severim. Bütün hayvanları severim. Sadece köpek değil. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. İnsanlarla iletişim kurmak fazla istemiyorum. Sevmiyorum. Tarzım değil. Gidip bir kahvede oturup okey oynayamam. Duramam yerimde. Ne bileyim, oturup çeyrek yemem. Ona kripto içinden tırnak kadar bir şey çıkartmak bana göre bir şey değil. Sanki oradan bir ses geldi. Abi sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, şükürler olsun. Ne kadar şükür etsek azdır. Uğraşıp gidiyoruz. Şimdi oradan bakılınca kendini köpeklere adamış bir adam gibi duruyorum. Evet, ben olsam ben öyle düşünürüm. Ama zaten bu yaşa kadar çok şey yaşadık, geçirdik. Hayatımızda bazı şeyler oldu, her şey oldu. Gelip geçti. Şükürler olsun, zaten hayalimiz buydu. Şu an kendimizi bunlara adadık, onlarla zaman geçiriyoruz. Ve elimizden geldikçe insanlara, tamam insanları sevmesek ama insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bilgiler veriyoruz. Tabii herkesin bilgisi kendine göredir. Bugünkü bilgi ne? Bugünkü size sunacağım bilgi ne? Bugünkü size sunacağım bilgi sorulara dayanarak söylüyorum. Hamile bir köpek, hamile bir kız çocuğu kaç günde doğurur? Hamile olduğunu nasıl anlarız? Ve hamileyken, çocuk hamile ise ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Nereye dikkat edeceğiz? En başta köpek kızam dönemi 12 gündür. 12 gün kanama olur. 10 günde çiftleşme zamanı olur. 12. gün. Bir gün başladı, bugün başladı. 12 gün sayıyorsunuz. 13. gün erkekle eşliyorsunuz. Eşleştikçe daha çok. Abi günde 5 sefer çiftleşti. Abi 5 günde 50 defa çiftleşti. Onunla ilgili değildir. Çok çiftleşmeyle çok çocuk olmaz. İki sefer çiftleşmesi, bir sefer bile çiftleşmesi yeterlidir. Kitlendi mi? Yeterli. Kitlendi, 10 dakika, 15 dakika durdu. Yeterli, artar bile hamile kalması için. Şimdi abi, benim köpeğim çiftleşti. Ben onun hamile olduğunu nasıl anlarım? İlk 15 günde kimse anlayamaz. Veteriner de anlayamaz. Şahıs da anlayamaz. Tabii ki oradan çıkacaktır. Ben anlarım. 3 günde anlarım. Bok anlarsın. Bir bok anlamaz. Sadece kendini tatmin etmek için evet dersin, hamilesin. Oradan yoruma yazacaklardır. Ben 2 günde anlarım. Bok anlarsın. Tohum gitmedikten sonra, yavru ortaya çıkmaktan sonra niye karın versin hayvan? Niye kendini belli ettirsin? Yavru, bir kız çocuğu kendini 30 günde, yani garanti 35 günde belli eder hamile olup veya olmadığını. Nasıl anlarız? Çok idrarını yapar. Her yere idrarı çok yapar. Çok bekler. Mesela normalde 3 saniye ise hamile kaldığı dönem idrarını yaptığı zaman, işediği zaman bir 10-15 dakika işer. İdrarını yapar. Çok koku alır. Bu şimdi bu çocuğumuz 35 günlük hamile. Daha var. Bir köpek kaç günde doğum yapar? 60 ile 65 arası. Siz 60 günlükten yerini hazırlayın. Yeri hazır olsun. Onunla artık ne zaman gelirse o zaman zaten doğumunu gerçekleştirir. Şimdi nasıl anlarız? Kızım bana bak bakayım. Şişt. Bakın. Şimdi altta tüyler var. Beyaz tüyler var. Meme tüyü. Bakın. Bekle. Bekle kızım. Meme tüyleri var, beyaz. Bu meme tüyleri ne işe yarar? Memeyi temiz tutmak için.
memeye mikrop konmaması için ilk ondan belli olur zaten. Beyaz tüyleri böyle aşağı taraf memeyi kapatır. Oradan anlayabilirsiniz. Hamile mi? Hamile değil mi? Zaten normalde tüy yoktur orada. Hamile kaldığı an o beyaz tüyler kendi belli eder ve memelerin uçlarını kapatır. Meme uçları da pembe olur zaten. Fark edersiniz ya, hafiften uç verir. Yalancı gebelikte fazla tüy vermez. Yabancı gebelik sadece yaşar ve biter. Bir de zaten karın aşağıya taraf verir. Böyle baktığınız zaman kendini belli eder. Organ da biraz geniş durur. Organı biraz geniş durur. Gel kızım. Hadi yürü. Abi biz bunu ne yapmalıyız? Hamile, tamam, hamile olduğunu da anladık. Baktık. Organ biraz geniş. Meme uçları tüylenmiş. Bir de karın vermeye başladı. Biz orada ondan ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Rahat rahat gezdireceksiniz. Kendi haline bırakacaksınız. Çocuğu yormayacaksınız. Fazla ilaç vermeyeceksiniz. Antibiyotik vermeyeceksiniz 35 günden sonra. İç parazit vermeyeceksiniz. İç paraziti çiftleşmeden 10 gün önce vereceksiniz. Ondan sonra. Ha bir de bu soru da oluyor. Abi iki tane erkeğe vursak ikisinden kan alır mıyız? Alamazsınız. Öyle bir saçmalık olamaz. Hani bir çocukta iki babanın kanı olmaz. Yumurtalık düşün. Oraya kimin şeyi giderse 10 çocuğu olur. Anneyi rahat bırakacaksınız. Anneye fazla karışmayacaksınız. Anneyle doğum zamanı ne yapacaksınız? Doğum zamanında aranızda iletişim varsa, eğer aranızda bir baba kız sevgisi iletişimi varsa yanına gidin. Ama iletişimiz fazla yoksa zaten çocuk utanıyor. Çocuğu da fazla sıkmamak lazım. Gel kızım, dön bu tarafa. Yanına gitmeyeceksiniz. Şimdi abi gitsek ne olur? Ya sonuçta çocuk doğum yapıyor. İlk doğumda bakın. İlk doğumda zaten o da bilmiyor ne olduğunu. Karnımdan ne var? Arkamdan ne çıkıyor? Hiç farkında değil. İlk doğumda anne çocuğun kuyruğunu kopartabilir. Kulağını kopartabilir. Yalarken, temizlerken. Çünkü yavru poşette geliyor. Onu temizlerken hata yapabiliyor. Çünkü ilk çocuğu olduğu için bilmiyor. Göbek bağını koparırken yara verebiliyor. Onlar normaldir. İlk doğumda iki tane ölü doğdu. O da normaldir. Olur. 2, 3'te, 4'te artık o da anneliği öğreniyor. Ve artık o da yavrularına doğru bakıyor ve nerede doğuracağım biliyor. Şu an o bunun doğumu gelse bile o günün ne olduğunu bilmiyor. Sadece sancılar oluyor ve arkadan bir şeyler çıkıyor. Orada uyguluyor. Elinden geldikçe uyguluyor. Hani bazı arkadaşlarımız var, başına ayrılmıyor, yavruyu temizliyor. Yavrum bırak, şimdi bir bayan doğumda düşün, kadın organını mı saklasın senden? Bacağını mı kapatsın, yüzünü mü kapatsın? O halini görmemek için yüzünü mü çevirsin? Bırak kendi haline çocuk, kız çocuğunu. Kendi haline doğumunu yapsın. Çünkü yani sadece insanlarda terbiye veya namus yoktur. Bütün canlılarda vardır. Ben merhameti köpeklerden öğrendim ya. Ben köpeğin yanına gidiyorum doğumda. Kan geliyor. Kadın organı benden saklıyor. Arkasını dönüyor bana. Hani haya dediğimiz sadece insanda değil. Hayvanda da var. O yüzden yani elinizden gelecek kızı rahat bırakın. Bırakın kendi halinde doğumunu yapsın. Çocuklar ilk doğdu. Anneye biraz hafiften şekerli su ya da süt. 1 kilo süt önüne dökün. Anne çünkü yavruyu temizleyince bütün üstündeki poşeti falan yediği için o mideyi temizlemesi gerekiyor. Tabii ki Allah'ın bildiği bir şey vardır. Onları yiyor. Allah yani kesin anneye bir onun bir ihtiyacı vardır. Onu yemesi gerekiyor. Ona tabii ki bir faydası vardır anneye. Bu sorular çok geliyordu. Bugün bunu çekmek istedim. Şimdi anne oldu mu durgun mu olur? Hafiften durgunlaşır ama yine de sahibiyle iletişim varsa kesinlikle durgunlaşmaz. Yine kendi haline tabii ki 55 güne geldi mi? O zaman durgunlaşmaya başlar ve ağırlaşmaya başlar. Anne böyle boş boş bakar zaten, böyle tatlı olur, tam böyle hamile bir kız çocuğu gibi olur. Aşkım, kızım, baba ne yapıyorsun? Aferin lan aşkım. Zaten kendini belli eder. Siz de fazla yani çıkartırsın, sadece gezdirin, top oynamayın.
Yani 50-40'ı geçince, yani 30-35 değil de 40'ı geçince kendi haline bırakacaksınız. Zaten o ton yere götürün. O zaten kendine işleyecek, kendine faydası olacak otu bulur ve yemeğini yer zaten. Hani yemeğini derken kendine faydalı otu bulur. Her otu yemezler zaten. Genelde su kenarında olan otları yerler. Yarış atlar da öyledir. Köpekler de öyledir. Öyle her otu gidip bar babat yemezler. Kendine koklar. İşine hangisi yarayacaksa onu yerler zaten. Şimdi artık konuyu bir yere bağlayalım. Anne köpek ne olacaktı? Memeler turuncu olacaktı. Dur, dur kızım. Bak böyle pembe olacak. Mehmet pembe olacak. Tüy olacak. Yat bakayım. Yat. Böyle karın verecek. Böyle memeler tüyün içine kaybolacak. Ha, nasıl anlarız yakınlaştı mı? Memeye bir sıkarsınız. Süt geliyorsa zaten yakınlaşmıştır. Günü yakınlaşmıştır. Süt gelmiyorsa daha günü çoktur. 50-55'te süt gelmeye başlar memeye. Zaten süt yoksa zaten daha zamanı vardır. Zaten kendi belli eder. Çocuk geliyorsa kendini yavaştan yavaştan belli etmeye başlar. Diyeceğim budur. Daha ne kaldı ya? Sorular çok geliyordu. Unutuyorum. Kusura bakmayın. Elimizden geldikçe bilgi vermeye çalışıyorum. En önemli mevzu ne biliyor musunuz? En önemli mevzu hamileyken fazla üstüne gitmeyin. Fazla karışmayın. Sadece yürüsün, oynasın. Kendi haline idrarını yapsın, otunu yesin. Ondan sonra götürün. Her zaman mama da önde olsun. Maması her zaman önde olsun. Mamayı yesin. Çünkü şu an onun mamaya, gıdaya ihtiyacı var. Yesin ve yavrular büyüsün. Yavrular doğduğu zaman zaten anne sütü işte onlara sütü emzirdi. Siz karışmadınız. 3 gün sonra zaten yanına gidebilirsiniz. Ondan sonra sağlıklı şekilde yavrularınızı büyütürsünüz inşallah. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kızım otur. Yat. Yat. Hayır. Yat. Yat yat yat. Tam yat. Tam yat. Bekle. Böyle bir kızım var. Size selamım var. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Elinizden geldiğince de insan sevmeyin. Peri başka, cin başka. Haydi görüşürüz. Şişt.